Merhaba arkadaşlar. 17. ders anlatım föyümüzdeyiz. Fonksiyonlar konusunun son föyünü işleyeceğiz. Fonksiyonları bu föyle bitiriyoruz. Bu föyde de fonksiyonları yine tersini bulma ile ilgili sorular çözeceğiz. Fonksiyonlar ile fonksiyonların tersinin grafikleri arasındaki bağıntıyı bulacağız. Şimdi fonksiyon ile fonksiyonun e, tersinin bileşkesi neye eşittir? Buna bir bakalım arkadaşlar. Fonksiyonla tersinin bileşkesi her zaman birim fonksiyondur. Yani f içerisinde f'in tersinde x arkadaşlar bunlar birbirini götürür ne kalır x yani birim fonksiyon kalır. Şöyle düşünebiliriz bir de ee, f'in tersi içinde f x yine bunlar birbirini götürecek gibi düşünebilirsiniz yine x kalacak. Eğer içerisinde x dışında başka bir şey varsa atıyorum 2x eksi artı 5 olsun. Yine gitti. Kim kaldı bu sefer? 2x artı 5. İçi neyse dışı da o olacak. Yine birim fonksiyon olmuş oluyor aslında. F birebir ve örten fonksiyondur. Fx eşittir x eksi 4. F bileşik f'in tersinde x. Arkadaşlar gider bunlar. Yine ne kalır bizim için? x. İki tane fonksiyon tanımlanmış bize. Her gerçek sayı küpü ile eşler. Demek ki fx neye eşitmiş? x küp. g fonksiyonu da neymiş arkadaşlar? Her gerçek sayı küp kökü ile eşler. Yani bunlar aslında birbirinin tersi bakın. f g'nin tersine eşittir ya da g f'in tersine eşit arkadaşlar. Dolayısıyla f bileşke g yerine F bileşki F'in tersi yazarsak eğer ne yapacak bu arkadaşlar bizim için birim fonksiyon yapacak. Dolayısıyla cevabım bunlar gider. Ne gelir? Kök 2 artı 1 gelir. F ve G fonksiyonları arkadaşlar R fark 3'ten R fark 3'e tanımlı. Fx'i bize vermiş. F bileşke Gx x'i vermiş bize bakın birim fonksiyon. Ne düşünürüz buradan? Demek ki Fg'nin tersine eşit ya da G F'in tersine eşit. G4'ü soruyor biz o zaman. F'in tersini alalım. Yukarıdaki x ile aşağıdaki x'in katsayısı ile aşağıdaki sabit yer değiştiriyor. Bakın yine 3x artı 1 bölü x eksi 3 olacak. O zaman 4'ü yerine yazıyorum direkt. 3 kere 4 12 1 daha 13. 13 bölü 1'den cevabımız yine 13 geldi f birebir ve örten bir fonksiyon olmak üzere f'in içerisinde f ters x f'in tersinde x eksi 3'e eşitmiş. f'in tersinde 4'ü arıyoruz. Arkadaşlar şunu biraz daha büyük yazacağım. f'in tersinde x eksi 3 ben buraya a desem bu da mı a olur arkadaşlar? f a'mız neymiş? a eksi 3 bakın. f x x eksi 3 Tamam aynı ifade olduğu için bakın. O zaman f'in tersini bulalım. Ne olacak arkadaşlar? x yazdım. 3 çıkarılmış. 3 3'le toplayacağım. O zaman yerine de ne yazayım? 4 yazayım. f'in tersinde 4 ne gelsin bize? 7. fgh R'den R'ye tanımlı birebir ve örten fonksiyonlar olmak üzere arkadaşlar bileşkenin tersini alırken şunu yapıyorum. Sondan başlayarak G'nin tersi bileşke F'in tersi yapacağız. F bileşke G bileşke H'ın tersi olacak sondan. H'ın tersi bileşke G'nin tersi bileşke en son F'in tersini yapmış olacağız. F ile G birebir ve örten fonksiyonlar F bileşke G'yi bize vermiş. G'nin tersi bileşke F'in tersi. Arkadaşlar bunun taraf tarafa tersini aldığımı düşünün. Ne gelecek? G eksi bir bileşke f eksi bir. Yani fonksiyonun tersini almamız gerekiyor. X'i yazdım. Bir çıkarılmış. Bir ile toplayacağım. Üç ile çarpılmış. Üçe böleceğim. İşte istenen fonksiyon. Aşağıda gerçek sayılarda tanımlı birebir ve örten gx fonksiyonu ile y fx fonksiy doğrusal fonksiyonun grafikleri çizilmiş arkadaşlar. Şimdi şuradaki ifadeyi bir bakalım. A'yı arıyoruz. Tersini aldım önce. G'nin tersinin tersi zaten kendisidir. Bileşke F'in tersinde A eksi 2 neymiş arkadaşlar? 0. Ne demek bu? G'nin içerisinde F'in tersi A eksi 2 eşittir 0. Hemen bakıyoruz. G fonksiyonu ne zaman 0 eşit görüntüsü? X eşittir eksi 2 iken. Demek ki F'in tersinde a eksi 2'miz neymiş? Eksi 2. İster fonksiyonu bulup tersini alırsınız. isterseniz de şunları yer değiştirmek daha kolaydır. F eksi 2. Ne eşit olacak arkadaşlar? A eksi 2. Ye. Şimdi grafikte x'imiz eksi 2 iken y'imiz ne göremiyoruz? Mecbur fx'in denklemini e, kuralını bulacağız. Bulalım arkadaşlar şimdi. fx bizim için doğrusal fonksiyon. Yani nasıl bir şey? AX artı B şeklinde bir şey. F1 sıfırmış arkadaşlar. F 0 da neymiş? Eksi 2. Bakın x'ine 0 yazdığımda eksi 2'ye eşitliyorum. B'miz ne geliyor? Eksi 2. O zaman fx eşittir diyorum. Ax eksi 2 olacak değil mi? F1 de 0 eşitse x'ini e 1 yazdım. 0 eşitledim. A da buradan 2 geldi. O zaman fx fonksiyonumuzu bulduk. 2x eksi 2. Şimdi eksi 2'yi bulalım. X gördüğüm yere eksi 2 yazdım. F de eksi 2 neymiş? Eksi 6. A eksi 2 eksi 6'ymış. O yüzden A'da ne geliyor arkadaşlar? Eksi 4. F, G, H biri bir fonksiyonlar. F'in tersi G ve H'in tersi verilmiş. Şu ifade isteniyor. Hadi bakalım sondan başlayalım. H'ın tersi bileşke F'in tersi bileşke G'nin tersinin tersi G. Evet bunu alıyor, arıyoruz şu an. Şimdi parantezde yazabiliriz. H'ın tersinin içerisinde F'in tersi içerisinde GX. GX neye eşit arkadaşlar? X eksi 3. F'in tersinde x gördüğüm yere x eksi 3 yazacağım. Bir de artı birimiz var. Ne geldi burası? x eksi 2. Şimdi h'ın tersinde x gördüğüm yere x eksi 2 yazdım. Eksi 7'miz var bir de. Cevabımız x eksi 9 geliyor. F, G, H. Gerçek sayılarda tanımlı birebir ve örten fonksiyonlar. Evet şöyle bir ifade var elimizde ve h'ın tersi bileşke g bileşke f'te 2'nin değerini arıyoruz. Arkadaşlar hadi başlıyorum sondan. h'ın tersi bileşke g'nin tersinin tersi yine g yine f'in tersinin tersi ne oldu f. Bileşke var tabi ki arada. 15 x eksi 11 Arkadaşlar istenen ifade çıktı mı? x bir tek ne yazmamız lazım? 2. 30-11'den cevabımız 9 gelecek. Aşağıda erik devir madeninden konteyner yapılışının fonksiyonu verilmiş. Erik madenden sac levha, sac levha'dan da konteyner yapılıyormuş arkadaşlar. F ve G fonksiyonlarımızı görüyoruz. Buna göre geri dönüşüm ile eskiyen konteynerları erik madene dönüştüren fonksiyonu yazınız. Bu tarafa doğru gidiyoruz değil mi arkadaşlar? G'nin tersi. F'in tersi. Yani F e, şimdi F'den e, X'i aldım. Nereye götürdüm? Fx'e. Fx'leri aldım. G'de Fx'e götürdüm. Değil mi? Bu işlem neydi arkadaşlar? G bileşik F. Şimdi bunu tersten yapacağız. Yani e, G bileşik F'in tersi. Ne olacak arkadaşlar? F'in tersi bileşke G'nin tersi. F ile G birebir ve örten fonksiyonlardır. Yani tersleri var anlamında arkadaşlar. Evet burada bir bileşke işlemi verilmiş bize. A çarpı B'yi arıyoruz. Şimdi şuraya bir dikkatlice bakalım. F bileşke G'nin tersi bileşke. F bileşke G'nin tersinin parantez tersi var. Arkadaşlar bu x birbirini götürür. Şöyle düşün. F bileşke g'nin tersine biz h dersek burada ne var? H bileşke h'ın tersinde 2x artı 7 var. Birim fonksiyon yapacak. Gitti. Dolayısıyla 2x artı 7. Neye eşit olacak arkadaşlar? Şurada x parantezin alalım bakın. A x art, e, a artı 1. A artı 1 artı b eksi 2. O zaman x'imizin katsayısı 2 olmalı. O zaman a'mız 1. Sabitimiz 7. b 2 de 7'ye eşit olmalı. b'miz de 9. Bu durumda a çarpı b'miz ne geliyor arkadaşlar? 9. f 1'e 1 ve örten bir fonksiyon. 11 tane bileşik işlemi görüyorsunuz arkadaşlar burada. Şimdi mutlaka kolay olacak. 11 kez bu işlemi yapmayacağız. Şimdi F2'ye bakalım mı bir arkadaşlar? Önce 2 yerine yazalım. 2 ee, yerine yazdık. 6 eksi 1 5 bölü eksi 1 ne geldi? Eksi 5. Şimdi eksi 5'i yerine yazacağız. X gördüğüm yere eksi 5 yazdık. Ee, şurada eksi 5 yazarsak eksi 15 eksi 16 bölü eksi 8'den ne geliyor? 2. F2'yi tekrar yerine yazarsam eksi 5. Eksi 5 tekrar yerine yazarsam 2. Arkadaşlar sürekli birbirini tekrar ediyor gördüğünüz gibi. Ee, birinci adımda eksi 5 buluyorum. ikinci adımda 2 iki buluyorum. Üçüncü adımda üçüncü bileşkede yani tekrar eksi 5 buluyorum. Yani dikkat ederseniz teklerde eksi 5 çiftlerde 2 geliyor. 11 tek sayı. O zaman neye eşit olacak arkadaşlar? Eksi 5'e. F ile G birebir ve örten fonksiyonlar arkadaşlar. Bakın çok karışık bir ifade gibi görünüyor ama biraz dikkat ettiğimde arkadaşlar tersini alınca aşağıdaki ifade gelecek. Şimdi e, bu ikisinin yerini değiştirirsek biz tersi elde etmiş oluruz. F bileşke, G bileşke, F'in tersi bileşke, G'nin tersinin tersinde 2x artı 11 Neyi verecek bize? X artı 3'ü. Bakın tersin tersi G bileşke. Tersin tersi F bileşke. G'nin tersi bileşke. F'in tersi. İstenen ifade burada değil mi? 2x artı 11 eşittir x artı 3. Fakat arkadaşlar bizim buradaki e, x'imiz soruluyorken burası 2x artı 11. x olmasını istiyoruz buranın. Arkadaşlar biz f bileşke f'in tersinin e, x'teki değerini alırken bunlar birbirini götürüyor ve x kalıyor değil mi? Buranın da x kalması için o zaman x gördüğümüz yere fonksiyonun tersini yazmalıyız. Yani 2x artı 11'in tersi nedir arkadaşlar? x eksi 11 bölü 2'dir. x gördüğüm yere bunu yazacağım. O zaman bakın x geliyor dikkat ederseniz. Burada da x eksi 11 bölü 2 yazalım. Burası x oldu bizim için. Burada da payda eşitleyelim. x eksi 11 bölü 2 artı 3'tü. 3 kere 2 6 ekledim. x eksi 5 bölü 2 geldi. Sonucum. Bileşke fonksiyonda f ve g'nin bulunuşunu şimdi göreceğiz arkadaşlar. Şimdi f bileşke g h diyelim. Arkadaşlar sağ taraftan G'nin tersini işleme aldık buradan. Dolayısıyla bunlar birbirini götürdü. Tabi eşitliğin sol tarafından G tersi işlemi aldığım zaman aynı taraftan da sağ taraftan yapıyorum. Ve ne gelmiş oluyor bize? F eşittir H bileşke G'nin tersi. Yani hangi taraftan işlemi alıyorsanız o fonksiyonu diğer tarafta da o taraftan alacaksınız. Olay bu soru üzerinden görünce daha iyi anlayacağız arkadaşlar. Şimdi f bileşke gx'i vermiş bize ve gx'i de vermiş fx'i istiyor. Şimdi iki yolla yapacağım. Birincisi deminki yol. F bileşke g. x 8 doğru mu? Şimdi biz buraya f'i bulmak istiyoruz. O zaman g'yi yok etmemiz lazım. g eksi 1 işlemi aldım. Bu taraftan da işlemi almış olacağım. Bunlar gitti bakın. F neye eşit olacak? X eksi 8 bileşke G'nin tersi. G'nin tersini arkadaşlar. X artı 3. Bileşke işlemi ne demek? Gel bunu bunun yerine yaz demek. O zaman f ne olmuş oluyor? x artı 3 eksi 8'den x eksi 5. Bazen bu işlemi karıştırabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi biz neyi biliyoruz? İkinci olarak f'in içerisinde gx'in x eksi 8 olduğunu biliyoruz. G e gx ne? x eksi 3. O halde f x eksi 3 ne olur arkadaşlar bizim için? x eksi 8 ama içerisinin x olması lazım. Hemen tersini yazıyorum. x artı 3 yazıyorum. x gördüğüm yere ki içerisi f x gelsin. Bakın bu da x eksi 5 geliyor. İki yoldan yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. G bileşik f'in tersinde x 3x eksi 4 bölü 2. G x'im 2x eksi 1 bölü 3. Bizden istediği f 1. Arkadaşlar burada g'nin içerisinde f'in tersinde x neyi veriyor bize? 3x eksi 4 bölü 2. O zaman arkadaşlar g'de x gördüğüm yere f'in tersini yazsam ya. 2 f'in tersinde x eksi 1 bölü 3 3 x eksi 4 bölü 2 olacak bakın şimdi işler dışlar çarpımı yapıyorum 4 f'in tersinde x eksi 4 9 x eksi 12 aldım buraya 4 f'in tersinde x 9 x eksi 8 geldi f'in tersini bulmuş oldum 9 x eksi 12 o zaman f'i de bulabilirim. Tersini alırım. x artı 12 bölü 9 yapar. f1 de buradan ne gelir arkadaşlar? 1 yazdım yerine. 13 bölü 9. Veya nasıl yapabiliriz arkadaşlar bu soruyu? Şimdi f'i bulmak istiyoruz. O zaman bu tarafta g'nin tersini işleme alsam bunlar birbirini götürür. Yine uzun bir işlem yapacağız aslında. Aynı şeye geliyor. İster buradan yapın, ister buradan. Yine size kalmış. fx fonksiyonunu bulacağız. f2x-3 var bakın burada. Ne yapacağım o zaman x yerine? içerinin tersini yazarsam yani x artı 3 bölü 2 yazarsam içeri fx yapmış olurum. Burada da 4 çarpı x artı 3 bölü 2 eksi 11 diyeceğim. Sadeleştirdim. 2x artı 6 eksi 11 fx'im ne geliyor buradan arkadaşlar? 2x eksi 5 g bileşik f'in tersinde x x eksi 4'müş. g x'imizde 3x artı 1 f x'i arıyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen bu ikisini yerini değiştirelim. g'nin içerisinde f olmuş oluyor. x eksi 4 x'e eşit bakın. Arkadaşlar g fonksiyonu belli mi? Yazalım içerisine f x eksi 4'ü. 3 çarpı f x eksi 4 artı 1. Neye eşit? x'e. Attım hepsini karşı. F yalnız bırakacağım. x eksi 1 bölü 3 geldi. Ama biz f x eksi 4'ü aramıyoruz. f x'i arıyoruz. O zaman arkadaşlar x eksi 4 yerine ne yazalım? x artı 4 yazalım. O zaman fx'imiz ne gelsin? x artı 3 bölü 3. F, G, 1 birebir ve örten fonksiyonlar olmak üzere. Şunu parantezde yazacağım. Daha iyi anlayalım. F'in içerisinde G bileşke H'ın tersinde X. F, artı 3'e eşitmiş. O zaman buranın ne olması lazım arkadaşlar? X artı 3. G bileşke H'ın tersinde X neymiş X artı 3 H60'ı arıyoruz arkadaşlar G'nin tersi belli o zaman GX nedir X artı 2'dir burası da G'nin içerisinde H'ın tersinde X olduğu için bakın Burası x artı 2 idi. Gel yerine yaz haşın tersini. Artı 2 eşittir. x artı 3 olacak. Karşı atıyorum. Haşın tersinde x ne geldi arkadaşlar? x artı 1. Güzel. Yer değiştirsem ters gider. Ya da direkt x yerine gerek yok ona. Ee, h 60'ı soruyor. x yerine 59 yazalım o zaman arkadaşlar. İçerisi 60 olsun. O zaman H60 ne geldi bize? 59 Şimdi arkadaşlar F ve G gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonlardır. Bir ifade verilmiş. Gx fonksiyonunu arıyoruz. Şimdi biraz karışık bir işlem yapacağız. Ama bu tane tane yapacağız. Burada arkadaşlar e, ters görüyoruz. Buradaki x ile fx'in yerini değiştirirsek tersimiz gidecek değil mi? f bileşke g'nin içerisinde fx olacak. Eşittir x. Şimdi g'nin içerisinde fx demek bileşke demek aslında. f bileşke g bileşke f neye eşitmiş? x'e. Arkadaşlar dikkat ederseniz birim fonksiyonu olmuş. Yani f bileşke şu ikisini paranteze aldığım zaman g bileşke fx neye eşitmiş x'e. O zaman buranın birim f'in e, tersinin olması gerekir ki birbirini götürüp x kalsın diye. O zaman g bileşke f f'in tersine eşittir diyorum. Yani burada g'yi bulmam gerekiyor. E, g bileşke f tarafından bu sağ taraftan f'in tersini işleme alırsam aynı taraftan Burada da yapıyorum aynı işlemi. Bunlar birbirini götürüyor. G'miz ne geliyor arkadaşlar? F eksi -1 bileşke F -1 geliyor.